görmeseler bile. Ancak aşık olursan bu işi yapabilirsin. Başka türlü yapamazsın bu işi. Yani bu parayla, pulla bunun hiç ilişkisi falan yok. Biliyorsun bu dededen babaya, babadan da oğula kalır bu. Sana babandan mı kaldı? Bana babamdan kaldı. Yani babam daha evvelden buradaydı. Babam da burasını bana, ben öyle, babam ölmeden önce bana burasını dedi ki oğlum, deden bana nasıl bıraktıysa ben de sana burayı bırakıyorum. Sen de oğluna bırak dedi bana burasını. Senin oğlun var mı? Yok benim oğlum. Küçük bir anlaşma yapmıştık aramızda. O benimle şehre gelip insanlara ışık tutacak, ben de ondan sonra deniz fenerini devralacaktım. Yani kısaca önce deniz fenerinin ne olduğunu öğrenecek, daha sonra da bu işi yapmaya başlayacaktım. Biraz garip bir anlaşmaydı ama olsun. Maksat birileri için bir şeyler yapmaksa ben vardım. O da vardı. Biz fenerlerimizi yakıp yola çıkmıştık. İnşaattan düştüm, yüksekten düştüm işte, üçüncü kattan düştüm. Ne iş yapıyordunuz? İnşaatta çalışıyorum, normalde. İnşaat normal, serbest olarak çalışıyorum. Bu kalça tarafları kırık, her iki kalçada kırık var. Sağ kalça olduğu gibi. Platin takılması lazım, işte durum yok yani. Şu an kırık mı hala yani? Kırık. Şu anda normal değil. Kalçan kırık şu anda. Yürüyemem, ilaç da yaşıyorum yani, ilaç kullanıyorum kendim şu anda. Peki nasıl bakılıyorsun? Sana kim bakıyor peki? Mahalledekler işte emekli merkezi tuvalar almış. Herkes bu şekilde geçiyor. Bazen ben hale gidiyorum. Burada yakalanamam mı? Yani sen nasıl hale gidiyorsun bir şey herhalde? Şimdi hal var. Evet. Diyorum istiyorum diyorum, beyim rahatsız diyorum. Bir şeyler veriyor. Ezik mezik bir şeyler yapıyor. Veriyorlar işte öyle kalan ezik elmaları, sebzeleri. Onları getiriyorum, pişiriyoruz. Onları getiriyorsun. Onları getiriyorum, evet. Çocuklarına pişiriyorsun. Evet, evet. Onları yediriyorsun. Evet. Kocanıza siz bakıyorsunuz daha doğrusu. Evet, biraz öyle oluyor işte. Ne söylüyorum bunu? Anlatayım. Merhamete gelirse veriyorlar. Bir dakika, nasıl olacak yani? Ben size sebze getiriyordum orada. Sebze, ıspanak, mıspanak, bir şeyler oluyor. Ama işte kirası var buranın. Ne yapıyoruz? Nereden başlayalım daha doğrusu? Şimdi bence o adamdan başlayalım. Yani o adam iyileşip çalışmaya başlasa da... Evet. İyi olur biliyor musun? İyi olmaz olur mu? Çünkü çocuklara bakacak kimse yok. Biliyorsun kadın ne diyor? Gidiyorum diyor, hale gidiyorum diyor, hale diyor, artıklarımı artıklarımı toplayıp getiriyorum diyor, çocuklarıma diyor, yemek yapıyorum diyor. Evet. Onun için adamın iyileşmesi, iyileştikten sonra herhalde artık çocuklarına bakacak, daha iyi durumda olacak. Öyle evet. Değil mi? Şimdi o aileye yardım etmek isteyenler de var. Şimdi o gidelim, o kadına bir hesap numarası açalım. Açalım, tamam. Açalım da adam iyileşene kadar, kadın da o gelen paralarla çocuklara falan bakar. Tamam, olur. Tamam. Şimdi o adamı hastaneye yerleştirmek gereken. Sen söylüyordun geçen gün falan bir şey söylüyordun. Benim tanıdık doktor benim arkadaşım var. Benim doktor arkadaşım var. Muhammed Bey var ama o yardımcı olabilir mi acaba? Bir gidip soralım kendisine. Ya niye olmasın abi ya? Neden olmasın ki abi? Bir baktıralım bir muayene tutalım. Yani neyin olduğunu anlayalım. We'll be right back.
Nasılsınız? Uğur Bey nasılsınız? Hoş geldiniz. Çocuk bak Ramazan. Muhammed Bey. Muhammed Mısırlı diyor da Muhammed Mısırlı. Mısırlı mı? Mısırlıyım. Mısır. 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 Evet. Mısır. Muhammed şey de Karadenizlidir ya. Bizim evet, o taraf. Bizim o yörede Ramazan yetiştiriyor. Neresiydi memleket? Trabzon. Trabzon değil mi? Aslında Trabzon'da mısır çoktur. Mısır çok yetiştiriyor. O yön benim oradaki soyattır yani. İşte zannediyorum öyle. Zannediyorum öyle. Yani Mısır'dan gelmem. Hayır değil. Karadeniz'de mısır çok yetişir, evet, çok lezzetlidir. Nasılsınız? İyiyiz Allah aşkına. Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Şimdi biz bir ricamız olacak senden ya, küçük bir ricamız. Bizim bir hastamız var şimdi. Geçen haftaki evine gittik, gördük. Mağdur durumdalar, hiç evlerinin bir gelir kaynağı yok. Komşular bakıyor. Kadın işte hale gidip çürük çarık bir şeyler toplayıp çocuklara yediriyormuş falan. Adam inşaatta amelilik yapıyormuş, inşaat işçisiymiş. Düşmüş, kalçasını kırmış. Çalışamıyor, evde oturuyor. Diyoruz ki buna bir baksak, götürüp baksak, senin elinde imkanlar da var. Bunu bir iyi etmeye çalışsak da, bu tekrar çalışmaya başlasa, çocuklarına baksa. Evet. Bize yardımcı olabilir misin sen? Tabii zaten biz Sultan Sağlık Grubu olarak bu tür faaliyetlerimiz de var. Yani aylık yaptığımız istatistiklerde %5 civarında gerçekten mağdur durumda olan insanlarımıza %5 civarında ya ücretsiz ya da yüksek oranda indirimli ücret uygulayarak tedavi ettiğimiz insanlarımız var. Her ay bunu yapıyorsunuz yani. Aylık, yani bu spontane, kendiliğinden gelişen bir olay zaten. Buraya gelen hastalarımızın durumlarını tespit ediyoruz. Onlara yardımcı oluyoruz. Söz konusu olan vakaya da yardım etmek bizim boynumuzun borcudur. Hele siz aracı olursanız. Size bu aracınızdan dolayı da teşekkür ediyorum ben. Yani medyanın en önemli görevlerinden biridir bence, toplumsal kontrol bir anlamda. Şimdi nasıl yapabiliriz buna, nasıl yardımcı olabiliriz? Şimdi konudan ne gerekiyorsa onu yapmaya hazırız. İsterseniz ambulansımızla hastayı yerinden alalım, getirelim sizin eşliğinizde. Burada ilk muayenesini yaptıralım, ne gerekiyorsa doktorlarımız eşliğiyle. Getirip baktıralım bakalım. Baktıralım, önce bir tespit edelim. Ondan sonra ne gerekiyorsa, yatışı, operasyonu, her ne gerekiyorsa biz onu yapmaya hazırız. Yapalım. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Sağ olun. Nasılsınız? İyisiniz. Allah razı olsun. Sağ olun. Şimdi Erol seni götürmeye geldik. Biz hastaneye bir götüreceğiz, baktıracağız. Sağ olun. Allah razı olsun. Neyin var, neyin yok. Çok iyi oldu yani bizim için. Çok zor durumdayız. İyileşim ki bu çocuklara bakabiliyor. Gerçekten yani. 3 tane çocuk var yani. 3 senedir çalışamıyorsunuz. Bize çektiğim bir tek Allah biliyor. Şimdi yenge, Allah razı olsun, etmek isteyenler de var. Yardım etmek isteyenler de var. Şimdi biz gidip sana da bir hesap açalım size. Evet. İşte artık yardım etmek isteyenler oraya eder. Sen çoluğa çocuğa bir şey yiyecek, bir şeyler alırsın filan. Tamam mı? İyileşene kadar ömür abi. Şimdi sana önce biz baktırıyoruz, oraya götürüyoruz seni. Orada seni güzel bir muayene ediyorlar. Evet. Bakalım ne gerekiyor, onu bir anlayacaklar, dinleyecekler. Ondan sonra senin üzerine karar verecekler. Allah razı olsun. Anlıyor musun? Allah razı olsun. Sağ ol efendim. Peki hadi gidelim. Peki, şimdi o zaman. Haber olur. Allah razı olsun. Arkadaşlar gelsin, seni alsınlar bir de. Tabii.
eğitim alıyorum. Eğitim. Hastaneye götürüp, arkadaşı yatırıp. Nasıl yapalım biliyor musun? Ben hastaneye götüreyim. Hı-hı. Hastaneye yatırmayla ilgileneyim. Hı-hı. Sen de hesap işiyle ilgilen. Yengeye burada bir hesap aç. Yakında bankada. Evet. Böyle ikiye bölünelim, daha kolay olsun. Çabuk bitirelim. Tamam. Tamam mı? Olur. Oldu, ben gidiyorum şimdi. Şimdi ben o zaman yengeyi mi alıp tabii yapıyorum? Sen yengeyi al, hesabı aç. Hı-hı. Tekrar burada buluşalım. Yarın kalsın. Buradan sen. Merak etme. Evet. Kocanın hastaneye götürdü şimdi. Uğur götürdü. Evet. Tam muayenesi yaptırıp tekrar yine buraya getirecek. Evet, oldu. Ama şu anda biz seninle banka gidelim. Tamam, sana olur. Banka numarası hesabı açtıralım sana. Evet. Olur mu? Olur. Muhammed Bey. Hoş geldiniz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de Allah razı olsun. Hiç merak etmeyin, gereken her şeyi yapacağız burada. Allah razı olsun. Şimdi kim bakacaktı? Şimdi biz haber verdik, doktor arkadaşımız geliyor. Hı-hı. Ne gerekiyorsa yapılacak, bütün muayeneleri gerçekleştirilecek. Tahlilleri yapılacak, gerekli filmler çekilecek. Ne gerekiyorsa yapılacak. Peki. Yatabilirsin. Muhammed Bey şimdi... Kendi yol bey de geldi zaten, hoş geldiniz. Ortopedist arkadaşımız. Memnun oldum. Merhaba. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun efendim. Ne oldu acaba? Ben yüksekten düştüm hocam. Bu kalça kapları. Kaç metreden düştünüz? Üçüncü katı. Bilmiyorum artık. 9 metre olabilir. 8-9 metre. Ne zaman düştünüz? 15 ay kadar. Efendim? 14-15 ay kadar. 14-15? Ay kadar oluyor. Bu 15 ay süresince ne yaptınız? Daha önce bir doktora geldin herhalde. Doktora geldin. Götürecek işte. Alçı almışlar. Buradan aşağısı komple alçının içerisindeydi. Buradan aşağısı. Hı hı. Alçı aldılar. Alçı aldıktan sonra demirle taktılar bu disk kapağını. Sonra platini aldılar oradan. Platin taktılar ayağına. Evet efendim. Anladım. Daha sonra çekti aldı o platini. Aslında iskelet traksiyonu yapılmış bir süre. Ne kadar kaldı o? Valla bilmiyorum. Ben... Ne kadar süredir evde yatıyorsunuz? İşte 15 aydan beri. Hiç ayağa kalkmadınız mı? Kalkıyorum yani, kalkıyorum ama evin merdivenlerinde oturuyorum. Şu günlerde arttı mı şikayetleriniz? Çok şiddetli bir ağrım var, yani anlatılmayacak gibi. Nerede ağrınız en çok? Ya bu ayağım sanki böyle, nasıl anlatayım? Hiç hareket edemiyorum, yani böyle hareket ettiğim anda... Hangi ayağınız? Sağ kalçanız. Yani şiddetli olan yer burası. Bir şey alalım mı? Testi alalım mı? Bilmiyorum efendim. Şey yaptığı zaman göğsümü kırık atıyor. Evet. Kaldırıyorum onu. Tamam. O zaman göğsü... Yatalım. Rahat olalım. Tamam. Yorumunuz var aslında. Tamam.
bırak, rahat ol orada. Kalça hareketleri tamam, fikse. Normal. Rotasyonlar neredeyse sıfır derece yakın. Şu kalsını gördüm efendim. Evet, bu kalça hareketleri. Nispeten daha iyi fakat yine de kısırlık var. Evet. Şuraya bağlı anlayacağım. Merdim. Çok aşırı şiddetli bir ama olur. Evet. Grafiler eski grafiler olacak yani. Onlar bir konu. Grafik olayı kullanıyoruz. Grafik olayı kullanıyoruz. Sallanıyor mu? Hastanın muayenesi yapıldı, filmleri çekildi, ortopedi doktorumuz hastayı değerlendirdi. Hı-hı. Değerlendirme sonucunda edindiğimiz ilk aşamadaki intiba şudur, hastanın kalçasıyla ilgili büyük bir problemi var. Çok büyük bir komplike, karmaşık bir olay. Bu olayın düzeltilmesiyle ilgili olarak bize düşen tıbbi açıdan ve operatif açıdan ne gerekiyorsa biz yapacağız bunu. Peki bu düzelir mi yani bu? Şimdi bu konuda hemen karar vermek zor. Doktor arkadaşlar filmleri ve diğer tarihlerini değerlendirerek bir geleceğe yönelik plan yapacaklar. Operasyona yönelik plan yapacaklar. Burada bu görünen şudur. Bize ne düşer bizim yani ne yapmamız gerekir? Hastaya bir protez ameliyatı ve diğer düzeltme ameliyatlarının yapılması lazım kalçada. Bu protezin temini açısından sizin katkınız olursa çok iyi olur. Bu ne kadar bir para gerekir bu protez için? Değişmekle beraber ortalama 400-500 milyon civarında bir şeydir kalça protezleri. Bu protez temin edildiği anda biz hastane olarak operasyon açısından ve diğer müdahaleler açısından ne gerekiyorsa bunu yerine getiririz. Ablacığım bu size hesaplı bahanesi. Tamam. Hadi gel. Yürüyün. Biz bu protez yani protez için gerekli olan parayı temin etmeye çalışalım o zaman. Peki hastanın hastanede kalmasına gerek var mı yoksa evinde de bekleyebilir mi ameliyatı? Şimdi hasta zaten 15 ay öncesinde kaza sonucu bu hale gelmiş. 15 aydır da evinde yatmakta. Şu anda acil olarak akut anlamda bir tedavi gerektiren durumu yok. Bu açıdan hastanemizde kalmasına da gerek yok. Evde ameliyat ailesinden uzak kalmasına da gerek yok. Bütün bu programlar gerçekleştiği an protez temini yapıldıktan sonra operasyona yönelik programlar, algoritmalar oluşturulduktan sonra hastamızı buraya alacağız. Hastamızı buraya alacağız pardon. Ve protezi monte edeceğiz hastaya. Operasyonunu gerçekleştireceğiz. Peki, İnşallah iyi bir sonuç alacağız. Yani oldu, ben hastayı evine bırakayım o zaman. Tekrar görüşmek üzere. Peki oldu. Görüşmek üzere. Thank you.
Erol iyisin. Sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah daha iyi olur. Şimdi doktorlarla konuştuk biz. Hastaneye şu an yatmana gerek yokmuş. Hastaneye yatırmayacağız seni. Evinde olacaksın yine. Ameliyat gerekiyor sana. Ameliyat gününe kadar evinde kalabilir misin? Ailenden, çoluğun çocuğundan ayrılmana gerek yok. Netice itibariyle ben yürüyebilecek miyim yani? Bu ameliyat nasıl geçecek? Bu ameliyat gerçekleşirse yürüyeceksin, yürüyebileceksin. Belki koşamazsın ama yürüyebileceğini söylüyorlar. İnşallah. Çoluk çocuğuma ekmek götürebilecek miyim yani? Çalışabilecek miyim? Tabii. Benim tek istediğim bu yani. Çoluk çocuğum mahrum kalmasın bir şeyden. Ben onu istiyorum. Yani çoluk çocuğuma ben ekmeğe götüreyim, başka bir şey istemiyorum Allah'tan. Allah sizlerden de razı olsun. Biz de onu istiyoruz. Sağ ol. Sen herkesten sen. Allah razı olsun. Bu ameliyat olursa işte sen çalışmaya başlarsın ya. Sana inşallah bu ameliyat olur, iş de buluruz seni. İnşallah. Ha? Allah razı olsun. Allah razı olsun. Çalışırsın. Hep zaten çocuklar için. Ne yapıyorsak onlar için uğraşıyoruz. Evet. Hep onlar olmasa biz şey yani ben... Çocuklar için. Kendime kahretme. Yani çocuklar için ben de bütün istemem, her şeyim. Yani iyileşip çalışıp kazanmak istemem. Hepsi çocuklarım için. Başka bir şey istemiyorum yani. Şimdi evde kalacaksın. Evet. Bir 500-600 milyon lira kadar protez parasına ihtiyacımız olacak. Biz artık Ramazan'la birlikte onu bulmaya çalışacağız. Geri kalan bütün masrafları, işte operasyon masraflarını, hastane masraflarını hastane karşılayacak. Sağ olsunlar. Allah razı olsun. Sağ olsun. Protez sorunu var. Şimdi Ramazan yenge hesap açıyor. Evet. Hesap açacak. Bakalım işte inşallah iyi olur bundan sonra. İnşallah. İnşallah. Şengül'ü bankaya götürdüm. Aha. Bankada ona bir hesap numarası açtırdım. Aha. İşte hesap numarasının da sana ben numarasını vereyim istiyorsan. Onu ben yazayım ya. Onu yazayım bir dakika. Umarım... Sen bu arada sen ne yaptın bu arada? Ya sorma ya, bu iş pek kolay olmayacak biliyor musun? Nasıl? 600 milyon lira para gerekiyor. Ne dedi? 600 milyon lira para lazım. Ameliyat. Hayır, ameliyat masraflarını hastane karşılayacak da protez için 600 milyon lira paraya ihtiyacımız var. 600 milyon? Yani bu hesaba 600 milyon lira para toplanması gerekiyor. Söylesene şu numarayı. Ya biz yanlış mı yaptık acaba ya? Numarayı söyle. Kim? Bak bir dakika. Hangi banka? Şimdi bir dakika. Bir dakika. Garanti Bankası. Garanti Bankası. Ha. Esenler Şubesi. Esenler Şubesi. Esenler Şubesi. Esenler Şubesi. Ha. 66 05 786 tire 0 0. Kadının adını mı açtın hesabı? Evet, Şengül Çelik. Şengül Çelik adını, değil mi? Evet, çünkü tamam. onun hesabını açtırdık ki. Tamam. Çünkü Erol gidip çekemez ki parayı, alamaz ki parayı. Doğru, tamam. Değil mi? Ya sen ne diyorsun sen ya? 600 milyon ya. Ya bu çok değişik bir vakaymış. Yani kolay rastlanan değil. Adamın kalçası kötü durumda. Kötü halde yani. Bu işte yani ancak bu protez bulunursa, bu ameliyat gerçekleştirilirse adam yürüyebilir. Yani çalışabilir hale gelecek. Ama yine de tamamıyla iyi olmuyor yani. Yani eski haline dönmeyecek. Hem iyileşemiyor yani daha doğrusu. Tamamıyla iyileşemiyor. Yani bastonu atabilecek mi bastonu? Atabilecek mi? Bastonunu atabiliyor. Yani çalışabilir hale geliyor. İyi kötü bir işte bir şekilde çalışabilir hale. Yani ekmek parasını çıkarabilecek hale gelebilecek. Şimdi Erol hastanede mi yoksa evine getirdin mi? Evine. Hastanede durmasının bir anlamı yok dediler. Yani evinde ameliyat gününü bekleyebilir dediler. Şimdi evinde bekleyecek. Yani şimdi bu paranın toplanmasını bekleyecek. Yani çöktü mü şu anda yani? O umutları söndü mü adamın yani? Sönmedi. Hayır yani umutlu adam. Yani o da umutlu. Ben de umutluyum yani. Belki buluruz bu parayı bir yerde. Ya abi tamam da yani biz de... Hani biz büyük işlere mi girdik acaba biz ya? Bilmiyorum. He? Ne yapalım peki? Yani toplanacak mı diyorsun sen? Para toplanır mı diyorsun sen? Bunları bir çay söylesene bana. Erol!
Alo. Ya abi bir dakika. Bir çay daha versene bize. Bir çay daha ver. Bir tane. Şeyde Kanal 7'de çalışıyordunuz. Evet. Ramazan'da. İkinizi evet. de tanıdım. Nasılsınız? İyi misiniz? İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet. Kalktan bir şey yakınlığı hissediyordum. Oradan buradan şey alıp fakir fukaraya evet. yardım ettiğiniz için. Evet, yine öyle devam ediyoruz. Devam işte. Değil mi? Yine devam. Yine devam. Ramazan Bey. Evet. Sizin? Evet. Uğur Bey. Tamam. Sağ olun. Peki. Nereden hatırlıyorsunuz? Çok güzel. Siz buradan mı hatırlıyorsunuz? Ben Yakacık'ta oturuyorum, arkadaş Küçükyal'da oturuyor. Evet. Hayrola, peki buralarda ne yapıyorsunuz? Ne iş i̇şte yapıyorsunuz? Efendim şeyiz, dolaşıyoruz, emekliyiz. Böyle geziyoruz, vakit geçiriyoruz. Evet, çok güzel. Peki efendim, sizi meşgul etmeyeyim. Peki, peki efendim. Peki. Çok iyi günler nasip etsin peki, Allah. Amca. Bu hayırınızı Allah kabul etsin. Sağ olun. Sağ olun. Peki, hadi hoşçakalın. Elimi güle. Sıkayım. Güle güle abi. Peki. Evet, ne yapacağız şimdi abi? Devam edeceğiz.